يُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani öyle bir zaman gelecek ki insanlar malı sevecekler, hesabı unutacaklar buyurmuştu. Malı sevecekler. Yani herkes tabi malı, efendim serveti, zenginliği, rahatı elbette insan tabi sevebilir ama eğer hesabı unutursan Ha o zaman ne oluyor? İşte haram demeden, helal demeden, Efendim e, hak hukuk demeden, faizdir, rüşvettir, gasptır, hırsızlıktır e, demeden mal biriktirmeye çalışırsan o zaman ne olmuş oldu şimdi? Hesabı unutmuş oldun. Çünkü haram malın zaten adabı vardır. Helal malın neyi vardır? Hesabı vardır. Dolayısıyla hesabı unutmayın ikazı var bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Evet bunu anlatıyorduk. Hesabı unutacaklar. Yani bu hesap önemli. Unutmamak lazım. Öyle ya bir lokantaya bile girdiğin zaman değil mi? Ne yapıyorsun işte? Efendim önüne bir e, liste getiriyorlar. Yemek listesi. O menüye bakıyorsun. Çorbamı efendim hangi çorbayı yiyeyim? Salata efendim yersem hangisinden alayım? Ve bu arada fiyatlarına da bakıyorsun. Neden? Yani orada ne yiyorsan ne yapacaksan onun hesabını çıkarken Vereceksin. Dolayısıyla hesabını veremeyeceğin şeyi de yememen lazım. Ha cebindeki paraya bakmadan yer içersen sonra ya bulaşık yıkarsın ya dayak yersin şimdi. Böyle de bir durum var. Ha, dolayısıyla e, madem yediğin yemeğin bile hesabı varsa lokantadan çıkarken bile garson ne diyor? Hesap lütfen. Bu hayatın sonunda hesap yok mu zannediyorsun sen? Bak şair ne güzel demiş. Dolayısıyla Hepsinin neyi var? Hesabı var. Mağazaya girdin, alışveriş merkezine girdin, markete girdin. Yani ne yapıyorsun? Fiyatlarına bakıyorsun. Yani hesap yapıyorsun. Hesabı unutmuyorsun. Cebindekiyle alacak olduğun şey arasında bir irtibat, bir denge kuruyorsun. Dolayısıyla işte ne olacak? Ahirette de böyle bir ne var? Hesap var. Yaptığımız isyanlar, yaptığımız günahları ne diye düşünmeli? Masraf. Günah işledin, masrafa girdin. Efendim isyan ettin. Yani bir ödeme, bir borçlanma durumuna girdin. Böyle bir borçlandın şimdi. Onu ne yapacaksın? Mutlaka ödeyeceksin. Neyle ödeyeceksin? İşte onu da ha, ahiretin para birimiyle ödeyeceksin. O da nedir? Sevap. Sevaptır. Hani şimdi bazıları diyor ya, ya hocalar da anlatıyor, bunu yaparsan bu kadar sevap, bunu edersen bu kadar sevap, He, o sevap bu sevap bu kadar sevabı ne yapalım? Ne mi yapacaksın? He gidi. O sevaplar var ya öyle efendim zor duruma düşenler olacak ki bir sevaba ihtiyacı olacak. Sülalesini dolaşacak da bir tane sevap alamayacak. Annesi vermeyecek, babası vermeyecek. En yakın akrabalarına gidecek, ondan bile alamayacak. Hanımına gidecek, yalvaracak. Ne olur hanım bir sevap Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu ki hanımdan isteyeceğine, ondan bundan isteyeceğine otur da zikrini yap. İşte bu dünyada kazan. Dolayısıyla şimdiden ahiret bankalarına ahiretin para birimi olan sevabı yatır, bloke et, hesabını kabart, orada çatır çatır yersin. Çünkü oranın para birimi Orada TL geçmez. Orada Euro geçmez. Orada sadece sevap geçiyor. Demek ki ahiretin, cennetin para birimi sevap. İşte bunun hesabını yapmak lazım. Gelir ne kadar gider ne kadar.